Günaydın. Günaydın. Kolay gelsin. Sağ ol Selim abi. Nasıl oldu anneanne? İyi gibi işte. Sen telaş etme. İşin erken biterse uğrarsın. Hadi kolay gelsin. Selma Hanım. Ah, Kerime gelmiş. Merhaba. Merhaba Selma Hanım. Nasılsınız? Sağ ol. İyiyim Kerime. Sizi böyle sağlıklı görmek ne kadar güzel. Sağ ol. Koşturmuşsun. Sizin emanetinizi getirmiştim. Buyurun. Çok sağ ol. Çok teşekkür ederim Kerim. Rica ederim. Başka bir isteğiniz var mıydı? Yok. Sağ ol. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Dün biraz bakındım. Bir ev var. Hemen yakında. Şakacı sokakta. Eşyalı falan. Bir süre için beni idare eder. Akşama gidip tutacağım. Kenan'ın adamı değil mi o arabadaki? Ne iş var burada onun? Ne oluyor Kenan? Nereden geliyorsun hani? Ne yapıyorsun? Herkesin ortasında. Ay sen ne yapıyorsun kız? Cibilleşecek başka bir herif bu. Kimin adı bu? Senin haberin var mı? He? Düşelim hadi. Allah Allah. Ya ben bir bankaya gideyim diyorum Selma. Kredi çıktı mı çıkmadı mı bir bakayım. Tamam. Buradayım ben. Gitsin. Kolay gelsin. Hayırdır Ali, ne oldu? Bir şey mi var? Selma Hanım'a bir şey göstereceğim, o yüzden geldim. Merhaba Selma Hanım. Merhaba Ali Bey. Bakar mısınız? Bu fotoğraftakileri tanıyor musunuz? Bu adam Ragıp Bey. Hikmet'in babası. Siz nereden buldunuz bu fotoğrafı? Karşı Holding'de Kenan Bey'in çekmecesinde kilitliydi. Oradan aldım gizlice. Bu fotoğrafın Kenan'da ne işi var ki? Bilmiyorum. Peki fotoğraftaki kadını tanıyor musunuz? Hikmet Karcı'nın annesi mi acaba? Ragıp Bey'in karısı mı yani? Hayır, Ragıp Bey'in karısı değil. Kim peki? Bu kadın evde çalışan bir hizmetçiydi. Peki adını hatırlıyor musun Selma Hanım? Adı neydi? Neydi? Adını hatırlayamadım. Ama... Kenan beni hastaneden eve getiriyordu. Burada bir kadın gördüm ben. O kadın olabilir mi acaba? Çok benziyor. Peki o adresi hatırlıyor musunuz? Beraber gitsek bulabilir misiniz? İyi bir düşünün ne olur. Hayır hatırlayamıyorum. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk Cemil Hanım. Kolay gelsin. Dün bahsetmiştim size. İmzanız lazım. Tamam. Buyurun. Teşekkür ederim. Müsaadenizle. Ah, ben de çıkıyordum. Beraber çıkın. Bir yere gidiyorsanız bırakabilirim sizi. Ay yok, lüzum yok. Çok yakın, yürürüm ben. Ben bırakırım sizi. Sen nereye Cemile? Bankaya. Neden? Kredi çıktı mı ona bakmaya. Hangi banka? Sana ne? Ya Allah Allah, niye böyle davranıyorsun? Belki bir tanıdığım vardır.
İyilik yaramıyor sana ya. Yaramıyor. Hangi banka? Çarşıdaki banka. Sen bana bir şey hatırlarsınız eğer bana haber verir misiniz ne olur? Çok önemli. Tabii. Buyurun. Sağ ol. Baba, nereye gidiyorsun? Anne, babam gidiyor. Kemal! Nereye Kemal? Kadın başıma her şey bana kaldı yani. Bir kadın olarak böyle kendi ayakları üstüne durmak hakikaten de çok zormuş kız. Ne gülüyorsun kız? Yalan mı? Yani söylediğin doğru da sen yalansın be anne. Aa, neymiş? Cemile'den neyim eksik? Abi. Ali, sana bir şey söyleyeceğim. Söyle abi. Ama benden duyduğunu kimseye söyleme, tamam mı? Beni bu işe bulaştırma. Tamam, söyle ne söyleyeceksin? Demin Kenan'ın adamını gördüm. Arabanın içinde oturmuş atölyeye bakıyordu. Evet. Cemile de avukatıyla beraber az önce bir arabaya bindi gitti. Ev de arabasıyla onların peşine takıldı. Yani hiç sakatlık olmaz. Doğru, ben Cemile'nin yanına gideyim. Bir şey olmasın. Sağ ol. Sağ ol. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.